Bazı hayatlar küçük dünya sebepleri arasında kaybolurken, bazı hayatlarda inşa eder yeni hayatları. Başkası için çarpan kalplerin hikayesidir bu. Kurban etini dağıttık. Dağıttıktan sonra ben orada 75-80 yaşlarında bir kadın gördüm. Böyle et ona bakıyor, o ete bakıyor. Gittim onun yanına. Tercüman arkadaşa sordum. Demiş ki, bu nasıl yeniyor? Bu nasıl yeniyor? Ne yapacağız? Bunu nasıl yiyeceğiz diye. Doğal afet ya da hastalıklarla gelen ölümlerin yetim bıraktığı çocuklar için çarpıyor kalbimiz. Yani dolayısıyla bazen soruluyor, belki sizin de aklınıza gelir. Ya niye biz yurt dışına gidiyoruz? Neden? Niye? Yani niye Anadolu'da değil? Kardeşim, bizim medeniyetimiz Anadolu'da iki göl arasında sınırlanacak bir medeniyet değil. Dünya bizi bekliyor. Alemi İslam bizi bekliyor. Müslümanlar bizi bekliyor. Her gittiğimiz yerde Türkler geliyor diye gözleri parlıyor. Gözyaşları içerisinde bizi istikbal ediyorlar bu insanlar. Dolayısıyla başkalarına bakıp da ya Anadolu'da işte ihtiyaç, elbette ki Anadolu'da ihtiyaç var. Türkiye'de fakir yok mu? Elbette ki var. Ama bizde İsar hasleti var. Sahabeden gelen o İsar hasleti kendimizden önce, kendi vatanımızdan, kendi memleketimizden önce öyle bir hissiyat oluyor ki bizden daha fakir varsa oraya gidelim. Yetim bizim aynamız, bizim yarınımız, bizim boğazımıza takılan derin yaramız. Afrika'da, Uzak Doğu'da, dünyanın her köşesinde milyonlarca yetim ilgi, şefkat ve merhamet bekliyor. Ellerinden tutmamızı bekliyor. Gelin bu kurban yetimin yanında olalım. Bir hisse de onlar için paylaşalım. Çare Derneği. Biz sadece vesileyiz.